sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kulis yazısından sonra kulis yazısı ve haberlerine endişeyle bakmaya başladık, inanmamaya başladık. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nde dikkat çeken bir haber var. AKP kulislerine dayandırdığı bir haber. Habere göre Güya, İyi Partili ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları aşama aşama AKP'ye geçecekmiş. MHP'den bir transfer olmayacakmış transfer olacak belediye başkanlarına görkemli bir katılım toplantıları yapılacakmış. Görkemli bir şekilde AKP'ye katılımları sağlanacakmış. Haberi uzun uzun okudum. Pek inanasım gelmedi. Böyle bir CHP'den seçilip de, İyi Parti'den seçilip de AKP'ye geçecek bir belediye başkanını aklım almıyor. AKP yeni kurulmuş olur. Yeni bir harekat olur, hareket olur, yeni bir hareket olur ve dolayısıyla bir umut olur. İşte bu Türkiye'yi şaha kaldıracak yeni bir kadro. Yeni bir hareket, yeni bir parti, yeni bir lider, toplumun tamamını kucaklayan bir hareket olur. Yani yeni kurulmuş olur. Hani 2002 yıllarında kurulmuştu ya. O tarihlerdeki belediye başkanı olan adam da der ki: ya bu adamlar güçlü bir iktidara geldi. 2002 yılından bahsediyorum. Ben katılayım bunların partisine. En azından ilçemi, ilimi düşüneyim. Bize de hizmet gelir. Diye düşünür ve geçiş yapar. Ama geldiğimiz noktada öyle bir şey yok. AKP 17-18 yıllık gücünü kaybetmiş. Umut olmaktan çıkmış. İstanbul'u kaybetmiş. Ankara'yı kaybetmiş. Antalya'yı kaybetmiş. Adana'yı kaybetmiş. Bursa'yı kıl payı alabilmiş. Samsun'da Erhan Usta İyi Parti'den veya CHP'den aday olsa Samsun'u bile kaybedecek duruma gelmiş. E hal böyle olunca hangi akıllı gider de CHP'den ayrılıp İyi Parti'den ayrılıp AKP'ye geçer? Ben bu şekilde sorguladım. Ama Cumhuriyet Gazetesi bakın haberi nasıl duyuruyor? İşin ilginç tarafı Sözcü Gazetesi gibi, Cumhuriyet Gazetesi gibi Muhalif gazetelerde bu tarz haberleri görmek bizi üzüyor, üzüyor. Parti, partilerle ilgili haber şu şekilde. Yeni partilerin kurulması ve erken seçim beklentisinin artmasıyla siyasette kartların yeniden karılacağı, partiler arasındaki taktik savaşları ve algı operasyonlarının hızlanacağı belirtiliyor. Yerelde transfer kapısını açan AKP yönetimi CHP İYİ Parti ve Demokrat Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin belediye başkanları ile belediye meclis üyelerini transfer etmek için çalışma yapıyor ağırlıklı olarak ilçe belediyelerinden geçişlerin olacağı belirtilirken il ve büyükşehir belediye başkanlarından da sürpriz katılım olabileceği kaydediliyor. AKP'nin bu hamleyle hem yeni kurulacak partilere olası geçişleri karşısında parti güç kaybediyor görüntüsünü önlemek, hem de parti çekim merkezi olmaya devam ediyor algısı oluşturmak istediği, hem de Millet İttifakı'ndaki iç çatış tartışmaların daha da alevlendirilmesinin amaçlandığına dikkat çekiliyor. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP'ye geçecek belediye başkanları için grup toplantıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ziyaretleri, il başkanları toplantısı ya da ilçe kongrelerinde özel tören yapılması planlanıyor. AKP yöneticileri biz geçmek isteyen belediye başkanları var bize geçmek isteyen, hepsinin katılımı aynı anda olmaz, aşama aşama bir iki hafta araya katılımlar yapılır görüşünü dile getiriliyor. Yani haberde yine hangi AKP yetkilisinin açıklama yaptığı belli değil, kulislere dayandırılmış, sızdırılmış bir haber. Cumhuriyet Gazetesi'nin hedef almak gibi bir niyetim yok. Emine Kaplan'a hedef almak gibi bir niyetim yok. Emine Kaplan çok özel haberlere imza atıyor. Cumhuriyet Gazetesi çok özel haberlere imza atıyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin de Cumhuriyet için vermiş olduğu mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Ama bu tarz bir haber AKP'nin işine gelecek bir haberdir. Muhalefetteki bütün belediye başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını zan altında bırakan bir haberdir hiçbir muhalefetteki belediye başkanı halkın iradesini yok sayıp da gidip AKP'ye geçiş yapmaz. Halk onlara Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında, İyi Parti logosu altında oy vermiştir. AKP logosu altında oy vermemiştir. Öyle bir belediye başkanı da yoktur. Kardeşim bana Ankara ödenek göndermiyor, ilçem zor durumda desin. Patreon'dan bir bağış kampanyası başlatsın. İlk bağışı ben yaparım. O belediye başkanı kim olursa olsun. Yani merkez hükümet bize ödenek çıkartmıyor, para göndermiyor desin ilk bağışı ben yaparım hepiniz de yaparsınız. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Avrupa'da kaynak arayışı içerisinde girdi. Hamidiye suyu boykot edenler utansın işte. İstanbul hepimizin, Türkiye hepimizin, hangi isterse Kars'ın bilmem ne ilçesi olsun. Ardahan'ın Damal ilçesi olsun. Oradaki bir belediyede dahi problem varsa, İsterse Cumhuriyet Halk Partili Denizli'de herhangi bir ilçe olsun Giresun'da başka bir ilçe olsun ister AKP'li olsun ister CHP'li olsun ister MHP'li olsun toplum için fayda edecekse ve kaynak bulamıyorsa o memleketin insanları o ilçenin o ilin insanları elinden gelen her şeyi yapar. Yeter ki hizmet gelsin der. O nedenle AKP'ye işte bize kaynak gelmiyor diye geçiş yapacak şu an ben kimseyi tanımıyorum. Çıkar aslanlar gibi der ki kardeşim ben muhalefetten belediye başkanı seçildiğim için önümü kesmeye çalıştılar. Bana destek pek fazla gelmedi. Durum bundan ibaret. Vatandaş da saygıyla karşılar biliyoruz der. Ama geçiş yaptığı zaman o belediye başkanının sonu olur. Bir dahaki seçimde tekrar aday olsun. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Partisi'nin adayı kazanır. O belediye başkanı da AKP'den gireceği için muhtemelen seçimlere yok olur, silinir gider.